Kaf ve Anka bölümünü okuyacağız. Rahman olan Allah arşı kapladı. Kur'an. 18 yaşında Hint padişahının oğluymuşum. Bir gün şehirde bir gürültü duyuldu. Herkes telaşa düşmüştü. Hatta saray halkı bile endişelenmişti. Meşhur bir alim ve bilge bir hekim olan Lalama bu telaş ve endişenin sebebini sordum. Durumu şöyle izah etti. Şehzadem, Hint ülkesine çoktan beri bir ejderha musallat oldu. Bu ejderha 7 başlı, 70 ayaklı, hiçbir savaş aletinin işlemediği acayip bir zırhla kaplı. Ağzından ateş püsküren ve her dilden konuşan müthiş bir mahluk. Her 7 senede bir gelip bizlere bu kervan nereye gidiyor diye sorar. Bu soruya kimsenin aklı ermez. Hangi kervanı sorduğu belli değil. Bu soruyu 7 defa tekrar eder. Yedincide de cevap alamayınca 20 yaşında olan 7 delikanlı ve 7 bakire kız kendisine kurban olarak verilir. Onları afiyetle yutar. Sonra da 7 sene sonra tekrar geleceğim. Bu sorunun cevabını Kaf Dağı'ndaki Anka'dan öğrenebilirsiniz deyip gider. İşte vakit geldi. 7 yıl geçti. Ejderha bugün gelecek. Biz de istemeye istemeye kurayla 7 delikanlı ve 7 kız belirleyip ona vereceğiz. Lalam'ın söyledikleri karşısında şaşırdım. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istedim dedim ki, Lalacığım, acaba bu Kaf Dağı nerede? Anka'da kim? Şehzadem, Kaf Dağı hakkında birçok söylenti var. Yalnız hakikatini bilen ve bu dağı gören hiç kimseye rastlamadık. Kimilerine göre Kaf Dağı, dünyamızı çepeçevre kuşatan zümrütten bir dağ. Kimilerine göre dünyanın tam ortasında semaya doğru uzanan büyük bir dağ. Fakat bu dağı kimin gördüğünü bilen yok. Oraya nereden gidilir, dünyanın neresindedir? Bunları kimse bilmiyor. Bazıları Kaf Dağı'nın varlığını inkar eder. Dünyada böyle bir dağ yok derler. Anka'ya da aynı gözle bakarlar. Kaf Dağı'nda yaşayan bir kuşmuş. Hem de öyle bir kuşmuş ki konuşur, milyonlarca seneden beri yaşar, hiç ölmezmiş. Alim kimselerin bile bilmediği şeyleri bilirmiş. Fakat onu ne gören ne de bilen var. Ejderha o gün gelip alışılageldiği üzere sorusunu sordu. Kimse cevap veremediği için kurbanlarını alıp gitti. Şehir büyük bir metanete gömüldü. Ben bu durumdan son derece müteessir oldum. Geceleri gözüme uyku girmemeye başladı. Sabahlara kadar Kaf Dağı'nı ve Anka'yı düşünüyordum. Sonunda kesin bir karar vererek babamın huzuruna çıktım. Memleketimizi ejderhadan kurtarmak için Kaf Dağı'nı aramaya çıkacağımı, Anka'yı bulup bu sorunun cevabını öğreneceğimi söyledim. Babam oldukça adil ve akıllı bir hükümdar olduğundan benim bu uğurda öleceğimi bilmesine rağmen buna engel olmadı. Bu görevi üstlenip onun uğrunda ölmek padişahlara ve oğullara yakışır bir durumdur. Hadi oğlum, hazırlıklarını tamamla, ben de ne gerekiyorsa yapayım, dedi. Kararım halka duyurulunca minnet ve sevinçten sarayın eşiğini öpmeye, başarılı olmam için sabahlara kadar dua etmeye başladılar. Babam ne kadar alim varsa hepsini saraya topladı. Onlara kararımı bildirerek neyine gitmem gerektiğini sordu. Birçok görüş ortaya atıldı. Uzun tartışmalardan sonra yaşlı ve kamil bir hekim ortaya çıkarak "Padişahım, böyle bir yolculuk kalabalık bir şekilde yapılmaz. Bir iki kişi kemerine koyacağı değerli mücevherlerle gerekirse sadaka toplayarak senelerce bu yolculuğa devam edebilir. Fakat bir sürü kalabalığın yabancı memleketlerde yiyip içmesi ve rahatça seyahat etmesi mümkün değil. Öyleyse
Şehzademizin bu yolculuğa yanına birini alarak çıkması daha doğru olur. Ne tarafa gitmesi gerektiğini bilmiyoruz. Bu hususta doğru bir karar vermekten biz de aciziz. Yalnız bunun bir çaresi var. Himalaya dağlarının ötesinde inziva hayatı yaşayan bir yer biliyorum. Orada ilim sahibi, bizim bilmediğimiz pek çok şeyi bilen bir hekim oturmaktadır. Şehzademiz önce onun yanına gitsin, ona hizmet edip onun sevgisini kazansın. Daha sonra da bu meçhul yere ona sorsun. İhtimal ki talih yüzüne güler dedi. Bu görüş herkes tarafından kabul edildi. Kısa bir süre sonra babam, vezirler, vekiller ve alimlerle vedalaşarak halkın gözyaşları arasında Hindistan'ın kuzeyine doğru yola çıktım. Yanımda Lalam'ın oğlu Bahadır vardı. Keseme yükte hafif, pahada ağır bir sürü mücevher almıştım. Fakir bir kılıkta yolculuk ediyorduk. Başlangıçta çok sıkıntı çektik fakat zamanla buna alıştık ve Himalaya'nın karlı tepelerini aştık. Uzun bir yolculuktan sonra inziva hayatı yaşayan adamın yerini bulduk. Huzuruna girip istediğimi kendisine söyledim, durumumu izah ettim. Elini aksakalına uzatarak düşünmeye başladı. Sonra dedi ki, evladım, biz pek çok şey bilirsek de Kaf Dağı'nın yerini bilmeyiz. Yalnız buradan 7 aylık bir uzaklıkta Miset şehri harabeleri vardır. Orada bir kuyu vardır. Ağzı çok değerli bir taş kapakla kapalıdır. Bu kapak bazen bilinmeyen sebeple açılır. Gidip kuyunun başında bekle. Eğer kısmetin var da kapak açılırsa bir iple kuyuya in. Orada bir delik göreceksin. Onu takip ederek yürü. İleride bir meydan çıkacak karşına. Meydanın ortasında bir saray vardır. Saraya gir, gördüğün şeylere hiç iltifat etme. Ne dur, ne dinlen, ne de kork. Üst katta mermer bir dolap içinde küçük bir sandık bulacaksın. Onu alıp kuyuya dön. Eğer kapak açıksa iple dışarı çık ve sandığın içindeki levhayı oku. İp ve gerekli malzemeleri ayarladıktan sonra hekimin elini öpüp duasını aldım ve yola koyulduk. Sonunda Milset harabelerini bulduk. Aradığımız kuyunun başına oturduk. Bahadır'a gerekli talimatları verdim. Nihayet oraya gelişimizin 40. gününde kapak açılmaya başladı. Hiç zaman kaybetmeden Bahadır'la vedalaşıp kendimi iple kuyuya sarkıttım. Ayaklarımın yere değmesiyle ipi belimden çözüp deliği aramaya başladım ve buldum. Bir dakikalık bir tereddütten sonra içine girerek yürümeye başladım. İnsanın içine hoşluk veren bir bahçenin ortasında altından yapılmış bir saray gördüm. Hemen kapısından içeri girip yüzlerce odasında ne var, ne yok diye merak edip araştırmaksızın doğruca üst kata çıktım, odayı buldum, dolaptan sandığı çıkardım, azami hızla kuyuya döndüm, kapak yavaş yavaş kapanıyordu. Bahadır avazı çıktığı kadar bağırıp çağırmakta, kapağın kapanmak üzere olduğunu haykırmaktaydı. Hemen ipi belime bağlayarak Bahadır'a ipi çekmesini söyledim. Sonunda dışarı çıktım. Birbirimizle kucaklaştıktan sonra sandığı açmak için uğraştık. Bin bir güçlükle sandığı açmayı başardık. İçinde çelik bir levha vardı. Üzerinde 2 tane gazel yazılıydı. Evet, gazellerden bir tanesinin başlığı "Sırrımdan bana hitap." Bir diğeri ise "Benden sırrıma cevap." Önce "Sırrımdan bana hitabı" gazelini okuyalım. Matla-ı şemsi hüviyet menşe-i ekvan benim.
Menba-i manayı kesret, mahzeni ebdan benim. Ben oyum ki kendi emrimden yarattım alemi, hep şuunumdur bu mevcut, dehri bi payan benim. Ben oyum ki la mekan, la zamanım, la kuyut, her zamandan, her mekandan münceli imkan benim. Arş benim, kürsü benim, asuman-ı seba benim. Madde-i cevheri unsur, camidü hayvan benim. Nur-u mahzım, sırr-ı mutlak, noktayı itlakınan, hem ruhum, hem meldife, Adem'im, insan benim. Ben o zat-ı mutlakım ki, vasf-ı fiilimle ayan, ey! Tıalık-ı zişan benim, Rahman benim. İkinci gazele geçmeden birincinin açıklamasını hemen okumak isterim. Hakikat güneşinin doğduğu, kainatın çıktığı yer benim. Birinci gazel sırdan, sırrımdan bana hitap. Bunu bu şekilde dinleyelim. Sırrımdan bana hitap. Hakikat güneşinin doğduğu, kainatın çıktığı yer benim. Çokluğun kaynadığı bedenlerin hazinesi benim. Ben o varlığım ki alemi kendi emrimden yarattım. Bu varlıkların hepsi benim çeşitli durumlarımdır. Sonsuz zaman da benim. Ben o varlığım ki mekanım ne zamanım vardır. Hiçbir kayıt altında da değilim. Fakat her zaman, her yerde olabilen şeyler yine benim. Arş benim, kürsü benim, yedi kat gök benim, madde, cevher, unsuz, unsur, cansız, canlı, her şey benim. Ben sırf nurum, mutlak sır, nuna konulan noktayım. Ben hem ruhum, hem melekler, Adem, insan, benim. Buradaki nu'nun altındaki nokta kün yani ol emrinin Arapça yazılan kaf ve nun'dan oluşan nun harfinin altındaki noktadan bahsediliyor. Ben sırf nurum, mutlak sır, nun'a konulan noktayım. Ben hem ruhum, hem melekler, Adem, insan benim. Ben hem sıfattan hem de işleyişle işleriyle besbelli olan mutlak zatım. Ey hak yolcusu, şan ve azamet sahibi olan Halık ve Rahman benim. Benden sırrıma cevap. Ben oyum ki, ben dedikçe maksadımdır kudretin. Ben oyum ki, benliğimden zahir olmuş vahdetin. Farz edersem benliğim senden cüdadır ey vücut. Vehmi mahzım hiç vücudu var mı madumiyetin? Bir fakirim ki neyim varsa senindir. Bense hiç fakr-ı fahri eldedir fermanı vahdaniyetin. Arş-ı kürsi, arzu eflak hep senin emrinle var. Suhfi evkan desti takdirinle mektup ayetin, sen o zatı bir nişansın, la mekansın, bir zaman, her ne varsa fiilü evsafın, kemali kudretin. Sen o mevcutsun ki senden bir diğer yok münceli, her vücuda oldu kayyum, sırrı mevcudiyetin. Şimdi bu gazelin hemen manasını okuyalım. Benden sırrıma cevap olarak yazılmış gazelin. Ben öyle bir varlığım ki, ben dediğim zaman bundan kastettiğim senin kudretindir. Ben öyle bir varlığım ki, senin vahdetin, benim benliğimde ortaya çıkmıştır.
Ey yegane varlık, benliğimi senden ayrı olarak düşünecek olursam, bu sırf kuruntudan ibaret bir şey olur. Çünkü yok olanın vücudu olmaz. Ben öyle bir fakirim ki, neyim varsa hepsi senindir. Ben yalnızca bir hiçim. Fakrı fahri, yani gönüllü yoksulluk, senin tekliğine en büyük delildir. Arş, kürsü, yeryüzü, gökler senin emrinle var olmuştur. Kainatın sayfaları senin varlığına ve birliğine delil olup, senin kudret elinle yazılmıştır. Sen mahiyeti bilinmeyen, zaman ve mekana muhtaç olmayan yüce zatsın. Var olan her şey senin işlerindir. Sıfatlarındır, kudretinin sonsuzluğunu gösteren delillerdir. Sen öyle bir varlıksın ki, senden başka görülen hiçbir şey yoktur. Her yerde kudretinin eseri görülüdür. Senin varlığının sırrı kainatın temelidir. Her şey senin varlığınla vardır. Bu iki gazelden hiçbir şey anlamamıştım. Üstelik bunlar da kaftana dair bir tek harf bile yoktu. Bu durum karşısında büyük bir üzüntüye düştüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Nihayet Bahadır'la uzun uzun konuştuktan sonra doğuya doğru gitmeye, uğradığımız her yerde kaftanı sormaya karar verdik. 2 sene kadar çeşitli milletler arasında dolaşıp yüzlerce beldeye uğradık. Fakat kaftığı hakkında sağlıklı bilgi edinemedik. Bir gün büyük bir şehre vardık. Bir eve misafir olduk. Birkaç gün sonra tellalların şehrin sokaklarında dolaşarak şöyle bağırdıklarını duyduk. Ey ahali! Her kim Milset harabelerindeki kuyuda saklı bulunan levhayı getirip alimlerin reisine verirse, karşılık olarak kendisine üzerinde büyük bir sır yazılı, çok önemli bir levha verilecektir. Bu durum dikkatimizi çekti. Levha yanımızdaydı. Zaten onların bir faydasını görmemiş, onlardan hiçbir şey anlamamıştık. Bunun üzerine alimlerin reisinin huzuruna gidip aranan levhanın yanımda olduğunu söyledim. Sevincinden boynuma sarıldı. Bendeki levhayı alıp diğerini bana verdi. Onda da şöyle bir şiir yazılıydı. Alemde meşhud olan bu devran tekamül içindir kemale doğru. Her nokta cevval, her zerre raksan, uçup giderler visale doğru. Ekvan insan koşup giderler, tutulmaz kapılmaz hayale doğru. İnsan isen gel matlubu anla, yorulma gitme celale doğru. Ufku ezelde doğan bir güneş, gider mi acep zevale doğru? İfate etme kıymetli vakti, çevir yüzünü cemale doğru. Bu şiiri okuyunca hayrete düşüp meraklandım. Alimlerin reisine yolculuğumun sebebini anlattım. O da hayrete düştü ve dedi ki, alemde görünen bir bu hareket kemale ulaşıp olgunlaşmak içindir. Yani bu kısım aslında yukarıda okuduğumuz şiirinde Türkçe okunuşu, gazelin. Alemde görülen bu hareket kemale ulaşıp olgunlaşmak içindir. Her nokta ve her zerre hareket etmekte olup, hepsi yaratıcısına kavuşmak için uçarak gitmektedir. Kainat ve insan belirsiz bir hayale doğru koşup gitmektedir. Eğer insan isen gel, arzu edilmeye değer olan şeyin ne olduğunu anla da, Allah'ın gazabına sebep olacak yolda yorulma. Ezel ufkunda doğan bir güneş acaba batıp kaybolur mu? Değerli vaktini boşa geçirme. Yüzünü Hak Teala'nın cemaline çevir. Evet, yukarıda ne demişti Celal'den bahsederken? İnsan isen gel matlubu anla. Yani talep edileni anla.
matlup, senden talep edilmiş olan insan olma amacını anla. Yorulma, gitme Celal'e doğru. Celal neydi? Allah'ın isimlerinden Celal ve Cemal var. Celal daha çok sert ve bizi daha öfke, sinir ya da o anlamda negatif diyelim alanlarda dolaştıran tecelliler. Cemal ise tamamen güzellik. Birini cehennem gibi algılıyorsak, birini cennet gibi belki algılayabiliriz. Alanları bu şekilde, Celal ve Cemal'in isimlerini bu şekilde kafamızda canlandırabiliriz. Cemal tamamen zaten o yüzü, yani o güzelliği, her şeyle, bütün o berraklığıyla cemalini göstermesi. Ama genelde önce insanoğluna celalini gösteriyor. Zülcelali vel ikram. İnsan isen gel matlubu, senden talep edileni anla, yorulma, gitme celale doğru. Yani anlarsan zaten o celal senin üzerinde akıp gider, orada kalmazsın. Orayı kişiselleştirmezsin, oradan geçersin hemen. Ufku ezelde doğan bir güneş gider mi acep zevale doğru? Yani zeval de burada yok oluş. Ezelde doğmuş bir güneş olduğun için yok olmazsın. Yani böyle bir güneş yok olmaya doğru gidemez. Çünkü ezelde zaten var, yok olamaz. Çevir yüzünü cemale doğru. Çok tuhaf. Ben de bu levhayı Nazara harabelerindeki bir kuyudan çıkarmıştım. Nezara. Evet, o levhayı alan, bunlara veren zat, burada hala konuşmaya devam eden. Fakat manasını anlamadığım için istediğim şeye ulaşamadım. Yıllarca seyahat ettim. Sonunda Serendip Adası'ndaki Adem Tepesi'nde dünyadan el etek çekmiş bir adama rastladım. Bana Milset harabelerindeki levhayı ele geçirirsen istediğine ulaşırsın dedi. Yıllarca bu harabeyi aradım ama bulamadım. Sonunda büyük bir ümitsizliğe düşerek memleketime döndüm. Her yıl tellallar vasıtasıyla bu levhayı aramaya adet haline getirdim. Nihayet senin aracılığınla elime geçirmeye muvaffak oldum. Fakat ne yazık ki bu levhalarla da problemimi çözemiyorum. Peki ya sen? Ben de aynı durumdayım. Beraberce Serendip'e gidip Adem Tepesi'ndeki o adamı bulmaya ve elimizdeki levhaları ona göstermeye karar verdik. Uzun bir yolculuktan sonra Adem Tepesi'ne varıp adamı bulduk. Elimizdeki levhaları ona verdik. Biraz düşünceli, biraz da şaşkın bir tavırla dedi ki, demek ki tevfik olmazsa tarif bir işe yaramıyor. Tevfik, yardım olarak burada anlayalım. Tevfik olmadan tarif bir işe yaramıyor. Yardım da tabii ki sadece Allah'tan geliyor. Ey soru soran, birinci levhadaki şiir Kaf Dağı'nı ve Anka'yı bildiriyor. İkinci levhadaki şiir ise ejderhanın sorusunun cevabını içermekte. Birinci levhadaki şiir Kaf Dağı'nı ve Anka'yı bildiriyor. İkinci levhadaki şiir ise ejderhanın sorusunu içermekte. Bize sonsuz gibi görünen bu dünya, bu varlık kervanı, bu yıldızlar, bu güneşler, bu alemler sınırsız bir boşlukta, Rahman olan Allah'ın arşı içinde yeri ve mahiyeti bilinmeyen eşsiz bir sırra, aşk nuruna doğru uçup gidiyor. Bu yolculuk, bu durdurak bilmeyen hareket ezeli ve ebedidir. Böylece reisin problemi de halloldu. Elini öpüp sevinçli bir şekilde memleketimize gitmek üzere yola çıktık. Yolun yarısında reisle vedalaşıp ayrıldım. Bahadır ve ben 3 ay sonra şehrimize ulaştık. Şehre gelişimizin, ejderhanın geleceği günün bir gün öncesine rastladı şehre gelişimiz. Babam yaşlanmıştı. Halk büyük bir üzüntü içerisinde ertesi günü bekliyordu. Ben ve Bahadır 7 yıl süren bu yolculukta çok değişmiş, tanınmaz bir hale gelmiştik.
Bahadır'ı babama gönderip ejderhanın sorularını cevaplayacak bir derviş geldi. Sabahleyin bütün halk şehir dışına çıksın, şenlik hazırlıkları yapılsın şeklinde bir haber yolladım. Babam sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı. Alimleri ve vezirleri toplayarak onlarla konuşmuş ve ertesi gün şehir dışına çıkılmaya karar verilmişti. Tan yerinin ağarmasıyla birlikte halk kalabalıklar halinde şehir dışına çıkmaya başladı. Ben de Bahadır'ı yanıma alarak padişahın huzuruna çıktım. Bana çok büyük izzet-i ikramda bulundular. Babam ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Derken korkunç ejderha göründü. Halkın toplanmış olduğunu görünce de şaşırdı. Vay vay, benimle savaşmayı mı düşünüyorsunuz yoksa? Ağzımdan çıkaracağım küçücük bir ateşle hepinizi kül ederim diye bağırdı. Ejderhaya gönderilen bir elçi, buraya toplanmaktaki amacın savaş olmadığını, soruya cevap verecek bir adamın ortaya çıktığını bildirdi. Ejderha, yollayın bakalım o adamı bana dedi. O sırada ben yerimden kalkıp ejderhanın karşısına çıktım. Ey insanoğlu, eğer soruma cevap veremezsen seni yerim. Ayrıca yedişer değil, yetmişer erkek ve kızı kurban ederim. İyice bilesin, dedi. Bu durum padişaha bildirildi. Padişah biraz tereddüt ettikten sonra kendisine garanti vermem üzerine buna razı oldu ve ejderha klasik sorusunu sordu. Bu kervan nereye gidiyor? Herkesin ruhu adeta bedeninden çıkmış, iki dudağım arasından çıkacak söze doğru uçmaya başlamıştı. Ey beyinsiz ifrit! Olgunlaşmaya ihtiyaç duyan bu kainat, her daim yürümeye mahkum bu kervan, hayal bile edilemeyecek eşsiz bir sırra, her şeyi kendine çeken Hakk'ın cemalinin nuruna doğru gitmektedir dedim. O şiirlerde anlatılanları ne kadar da küçücük bir cümlede birleştirmiş oldu burada. Ne diyor? Olgunlaşmaya ihtiyaç duyan bu kainat kemalata gidiyor dedi ya şiirde de kemalat, olgunlaşma. Yani bu kainat her demde, her an yeniden, yeniden, yeniden yaratımda olduğu için her an o nura doğru olgunlaşarak gidiyor ve içerisinde bulunan her zerre de bunu bir büyük bir coşku, büyük bir istek, büyük bir hevesle yapıyor. Sadece insan burada farkında olmayan ve insan da aslında tüm alemi kapsıyor. Ve bu alem ve Adem Hakk'ın cemaline, nuruna doğru gidiyor her demde kemalat içerisinde. Ejderha bu cevabı işittiği zaman akıllara durgunluk veren korkunç bir nara atarak silkindi. O sırada 15-16 yaşlarında melek yüzlü bir kız şekline döndü. Bu durum karşısında herkes son derece şaşırdı. Kız yanıma gelerek bana dedi ki, ben Allah'ın kudretiyle yaratılmış yaratıkların en güzeliyim ve her zaman 16 yaşındayım. Yalnız kaderin cilvesiyle ejderha oldum. Bu durumdan kurtuluşum sorduğum soruya doğru cevap verilmesine bağlıydı. Siz bu sorunun cevabını verdiniz. Böylece beni o çirkin görüntüden, birçok insanı da benim şerrimden kurtardınız. Artık sizin cariyenizim. Size hizmet etmek benim için büyük bir mutluluktur efendim. Herkes sevincinden göklere uçuyordu. Askerler halka susmalarını söyledi ve padişah konuşmaya başladı. Sevgili halkım, bu fazıl ve kamil delikanlı sizleri büyük bir dertten kurtardı. Size daha büyük hizmetlerde bulunacağına eminim. Saltanat yükünü şimdiye kadar taşımamın sebebi yerime geçmeye layık birini bulamamamdı. Bildiğiniz gibi zavallı oğlumu da kaybettim. Bu asil genci bize Allah gönderdi.
Onun aracılığıyla sizi kurtardı. Ben de yerimi ona bırakıyorum. Allah tacını ve tahtını ona mübarek etsin dedi. Beni yanına çağırdı, kucakladı. Sonunda dayanamadım ve ellerine sarılarak, "Babacığım, oğlunu tanıyamadın mı?" dedim. Babam bir sevinç çığlığı atarak bayıldı. Herkes benim kendilerini kurtarmak için yolculuğa çıkan şehzade olduğumu anladı. Halkın sevinci doruk noktasına çıkmıştı. Herkes birbirini kucaklayıp tebrik ediyordu. İfrit kılığından kurtulmuş olan peri kızıyla evlendim. Bizim düğünümüzde ejderha için ayrılmış 7 erkek ve kızın düğünleri birlikte yapıldı. Babam inzivaya çekildi. Ben de Bahadır'ı vezir tayin ederek memleketi idare etmeye başladım. Bir cuma günü atla gezintiye çıkmıştım. Nasıl olduysa atın ayağı sürçtü, ben de yere düştüm ve uyandım.